Arkadaşlar merhaba. Bugün bir ilişkiler videosuyla karşınızdayım. Aslında karşınızdayız. Yanımda kardeşim var. Bu videoda birlikte ilişkiler üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Daha öncesinde kardeşimi çok ufak böyle minik bir arabada bir küçük bir cümlesi vardı. Bir onu duymuşsunuzdur. Onun dışında hiç görmediniz. Artık bugün bakalım neler çıkacak bu videoda. Yalnız bu bizim var ya kaçıncı denememiz artık bilmiyorum. 10 falan oldu herhalde yani. Her ben açılış yaptığımda Uğur Gülmer krizine giriyor. Neyse artık bir yerden başlamamız lazım. Olduğu kadar. Mükemmel olma gibi bir kaygımız yok. Şimdi bu videoda kardeşim artık YouTuber olmaya karar verdi. Ben de dedim ki gel kolaylık olsun birlikte çekelim. Aslında ben başka bir video konusu olmasını istemiştim. Ama o tuttu dedi ki ilişkilerle ilgili video çekelim. Hatta eski sevgiliyi geri döndürme üzerine bir video çekelim dedi. Kesin çok izlenir dedi. Benim öyle bir iddiam yok. Ben gideni geri döndürmeye hiç çalışmadım ama Uğur'un bazı fikirleri varmış. Bakalım neler diyecek. Bazı fikirler değil. İkna edici fikirler. Acayip de iddialıyız. Yükseleni aslan onun da. Güneşi boğa ama yükselen aslan olduğu için çok iddialı bir görüntüsü var şu an. Bakalım neler diyecek. Tamam, ilk olarak o zaman nedir eski sevgiliyi geri döndüren kriter? Öncelikle eski sevgili neden gider? Önce evet, mantıklı. Evet, bunu bulmamız gerekiyor. Neden gittiğini bulmamız gerekiyor. Şöyle gider, çok sıkılmıştır veya yeni bir heyecan arıyordur. İlişkisinde heyecan yoktur. O yüzden gider veya sürekli sizin kavgalarınız oluyordur. O kavgalardan sıkılmıştır sürekli. O tarz İllaki, şeylerden. Evet. Evet. Gülmeden anlatayım. Yani o şekilde gittiği için yani baktığınız zaman ne yapacağımı bilmiyorum şu an ben de tabii. Şimdi evet videoyu çekemiyoruz. Karıyı nasıl döndüreceğiz? Oğlum burayı kesebiliyoruz mu? Tabii ki de. Yani o zaman nerede kaldıydım ben? Burayı da kes. Ya onları keseriz. Sen aklına getirmeye çalış. Yani sıkılmıştır kısacası veya hani farklı bir heyecan arıyordur veya siz çok bunaltmışsınızdır veya siz de artık eskisi kadar heyecan bulamıyordur. Bu yüzden gider. Şimdi hemen size ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şöyle hani eğer tabii bir yaşanmışlığınız varsa bunları uygulayın. Eğer bir platonik aşkınız var da bunları uygulamaya çalışırsanız yani. İlki kurtuldum gerizekalıdan falan diyecek yani muhtemelen. O yüzden. Ama platonik aşktan nasıl kurtulacaksın? Zaten o seninle olamaz ki. Tamam ama hani onu sürekli rahatsız ediyordur bir platonik aşk. Anladım. Anladım. Yani hani benim söyleyeceklerimden sonra yani platonik aşkına kişi uygular sonra bu sefer platonik aşkına hani şöyle bir algı oluşacak. Kurtuldum bundan sonunda gibisinden. Yani o yüzden sadece bir yaşanmışlık olan ilişkilerinizde uygulayın bunu. Anladım. Şimdi şöyle ilk önce ayrıldınız diyelim. Ayrıldıktan sonra yani mesaj atmayı ilk önce biraz klişe olacak ama bırakmanız lazım. Çünkü o attığınız mesajlar onu size geri kazandırmayacak. Aksine daha çok uzaklaştıracak. Aslında şey mi olur acaba? O da hem ayrılan zaten karşı tarafın ayrılmış olması gerekiyor değil mi? Döndüreceğine göre. Bir de kendi ayrılıp kendi bir daha mı döndürecek yani. Değil mi? Mantıken. Neyse. Yani aslında o da onun değerini anlamış olacak bir yerde. Sessiz kaldığı zaman, adım atmadığı zaman belki pişman olabilir o noktada. Evet, mantıklı aslında. Evet. Yani, küçük bir şey ama. Evet. Yani bir de umursamamanız gerekiyor. Çünkü umursadığınız zaman bu sefer o sizi cepte görmeye devam edecek. Yani zaten terk etmiş bir de yani. Evet. Yani umursamamanızdan kastım da bunu söylemiyorum pek fazla. Gidin de başka bir sevgili yapın değil. Bunu yaparsanız zaten tamamen kaybedebilirsiniz. Yani aynen. Kendi hayatınıza odaklanın. Gündelik işlerinize, aktivitelerinize devam edin. Veya yeni aktiviteler de edinebilirsiniz. Ama var ya pardon lafını kesiyorum da ama var biliyor musun? Mesela şöyle akıl verenler bile var böyle çok zeki işte seni bıraktı sen git bir sevgili yap bak sana nasıl köpek olup gelecek falan. Bu gerçekten işe yarayan bir şey değil. Yani birini kıskandırmanız o insanın size böyle geleceği anlamına falan gelmiyor. Mesela bende mesela kıskançlık gibi bir duygu oluşuyor. Ben direkt nefret ediyorum uzaklaşıyorum ve bir daha yüzünü görmek istemiyorum kıskançlıkla ilgili bir şey yaşadığım zaman. Bence sende de öyle oluyordur. Sen evet, zaten evet. Daha kıskançsın. Çoğu insan da öyle oluyor ki şöyle bir şey de var.
Siz hani tamam ayrıldığınız zaman kıskandırabilirsiniz ama başka kişiler üzerinden kıskandırmaya çalışmayın. Yani yaptığınız bir şeyi de kıskanabilir zaten sizi seviyorsa. Ha, zaten bir şey yapmana gerek yok ekstradan. Yani başkalarını araya sokaraktan hani geri döndürme çabalarına girmeyin. Daha çok yani uzaklaştırırsınız kendinizi. Zaten güvenmez. İyi ki de ayrılmışım der yani o zaman. Yani tabii ki öyle olur. Kararını tasdiklemiş olursunuz yani. Aynen. Mantıklı aslında. Başka ne olabilir? Yani başka şunu yapmayın. Hani sürekli arayarak veya sosyal medyadan tacizlerde bulunarak hani böyle ya da özlü onu, sözlerle laf sokarak falan. Onları yapmayın kesinlikle. Direkt anlayacak zaten. Yani bunlar diyecek ki bana yapıyor falan. Yani dediğim gibi bir insan gitmişse muhtemelen ya heyecanı bitmiştir ya sizin hareketlerinizden, kavgalarınızdan ya da kıskançlıklarınızdan çok sıkılmıştır. Ya da belki de hiç sevmeden başlamıştır. O da olabilir mi acaba? Yani o da bir ihtimal. O kişi kendine göre değerlendirip o şekilde anlattıklarımı uygulamaya çalışacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani aslına bakarsanız hiç kimse sizden daha değerli değil. Yani eğer bu söylediklerime de yani zaten dönmüyorsa zaten o sizi sevmemiş demektir. Yani boşu boşuna sizi sevmeyen bir insanla vakit harcamayın. Kendi hayatınıza bakın. Ama hemen de sevgili yapın demiyorum. Hemen sevgili yapmak hani daha sıkıntılı bir süreçleri beraberinde getirir. Yani neyse ben çok uzatmak istemiyorum. Yok yok ya, mantıklı aslında. İşte acelemiz yok. Acele acele söylemeye çalışma. Bir de şey diyeceğim. Mesela acaba şeyde mi yapılabilir? Hani belki de böyle açık açık konuşulmayan bir şeyler vardır. Bazı insanların çünkü gerçekten çok ciddi bir iletişim problemi oluyor. O ona açık açık konuşmuyor. Öbürü de ona konuşmuyor. O onun yaptığı bir şeyden dolayı bir tavır geliştiriyor. Öbürü de onun yaptığından dolayı başka bir tavır geliştiriyor. Konum yok. Neyse. Ondan sonra da ne oluyor? Sen niye bu kadar ciddisin ya? Biraz gülsene. Kastım ben de böyle şey gibi. Memur çünkü adam, o yüzden. Neyse. Yani karşılıklı bir şey yapıyorlar kendi aralarında birbirlerine. İşte bir trip yapıyorlar ya da misilleme yapıyorlar falan. Belki de aslında açık açık konuşulmayan bir şeyler vardır. O yüzden belki de hani olay bu duruma gelmiştir. Belki bir açık açık konuşulsa belki de çözülecek bir şeydir. Bu da olabilir. Ya belki sizin kendinizi ifade etmediğiniz bir durum vardır. Bazen de her ayrılan kişi sadece böyle hani sıkıldığından ya da işte kavgadan falan değil de gerçekten kendisi de sevilmediğini de düşünüyor olabilir mesela. Gerçekten bana değer vermiyor, beni sevmiyor ki bana böyle davrandı gibi. Ama tabii bir ayrıldıktan sonra bunu göstermek de ne kadar etkili olur, ne kadar inandırıcı olur. Hani ayrıldım, ondan şimdi bana böyle davranıyor. Ben tekrar sevgili olunca yine aynı şeyleri yapacak diye de bir algı oluşabilir. Ama bence bir açık açık konuşmayı denemek ayrıldıktan sonra, hani bunun üzerine bir işte nedir sorun, sorunu tam olarak anlamaya çalışmak, ayrılıyorum, iyi tamam hadi görüşürüz dememek lazım ergen gibi yani, biraz sorgulamak da lazım. Belki de bilmediğiniz, hiç farkında olmadığınız ama kolaylıkla çözebileceğiniz sorunlarınız da olabilir belki. Değil mi? Bu da mümkün yani. Belki konuşulmayan şeyler var. Yani evet bu da mümkün ama hani konu daha çok giden sevgili nasıl geri döndürülür? Buna odaklı. Yani konunun bu olması gerekiyor şu an. Ama tamam da belki açık açık konuşsa dönecek geri. Belki bilmediği şeyleri söyleyecek ona. Ama biz hani bir genel nasıl döndürülür bir onu tartışalım, ondan sonra ona geçeriz yani. Ama belki dönecek işte açık konuşunca yani, sebebini tam analiz edince. Ama şu an zaten bu videoyu izleyen insanlar hiç zaten hani şu an ayrılar iletişimleri yok. Yok zaten. Hani karşısında bu videoyu izleyen insan karşısındakinden bir hamle bekliyordur muhtemelen zaten. Ya açıkçası ben şimdi düşünüyorum, empati kuruyorum, biri benden ayrılıyor, ben ona mesaj atmıyorum, o bana atmıyor. Ya ne bileyim ya, böyle tepki vermiyor falan. İşte herkes de işlemez ama tutmaz yani. Ben bilmiyorum. Ben yine de açık açık konuşmaya gerçekten kararlıysa da tamam hadi git hayatımın, o zaman ben de hayatıma bakayım demeye odaklıyım açıkçası. Çok bilmiyorum taktik, strateji ne kadar. Yok bu taktikler, stratejiler kesinlikle işe yarıyor. Yani kim diyorsa ki hani ben de işe yaramaz işte. Ben yani öyle bir şey görsem zaten hani sorun falan diyenlere inanmayın tabii ki. Bu taktikler kesinlikle insanlarda işe yarıyor. Kesinlikle insanın kafasını karıştırıyor, algısını değiştiriyor bu tür şeyler. O yüzden bazı yerlerde taktik yapıp stratejik ilerlemeniz gerekiyor. En nefret ettiğim şey.
aslında en nefret ettiğim dediğin şey bile hani ilgini çeken bir şey olabilir bu da mesela. Hani öyle diyorsun ama Yok. bilinç altında bu senin ilgini çeken hani daha değişik olan neyse anlatamadım bu konudan çıkıyorum. Evet. Şimdi tam toparlayamadım şimdi. Ya hiç alakası yok. Ben taktik falan. Ben hiç öyle, biz öyle hiç Arda ile öyle olmadık mesela. Yani onu bilemiyorum şimdi. Neyse ben konuya Ay. geçiyorum. Yani ilk hemen maddeleri sıralıyorum ben. Mesaj atmayacaksınız, umursamayacaksınız kesinlikle. Kendi hayatınıza odaklanacaksınız. Hani ne yapıyorsanız olduğu yerden devam ettirin. Böyle sosyal medyadan kesinlikle bir açık yani böyle alenen bir şeyler paylaşmayın. Nasıl derler üzüntülü falan. Zaten O anlayacak tarz direkt laf evet yani soktuğunuz yani. zaten yani direkt anlaşılan şeyler bunlar. Daha sonra böyle hani gülün, eğlenin, böyle aktivitelere katılın. Daha sonra hani onunla yaptığınız şeyleri yapmayın veya onunla gittiğiniz yerlere gitmeyin. Daha farklı yerlere gidin. Daha sonra hani onsuz yapabileceğinizi göstermeniz gerekiyor. Çünkü giden insanın kafası şu şekilde nasıl olsa bu bensiz yapamaz. Yani Onsuz yapabildiğini göster diyorsun. evet onsuz yapabildiğini göstermelisin ki zaten o karşındaki insanın kafasına bir daha kessin sana hemen mesaj atsın. Yani bunlar hemen bir gün içinde olacak şeyler değil. Ama hemen atsın dedim. Tamam ama yani hemen dedim yani zaten hani bunları 1 saatte 2 saatte veya 5 saatte hepsini bu maddelerin hepsini Uyguladıktan yapamazsın. hemen sonra atsın yani. Bunu uygulamakta bir süreç istiyor aslında. Tamam, Evet. doğru ifadesi bu, anladım. Ama şey de ya, bilmiyorum, mesela diyelim ki bunların hepsini yaptınız. İşte bir ay boyunca falan gelmedi, tamam mı? Bir ay, 2 ay. Ulan onu bir daha nasıl geri kabul edeceksin sen? Kim bilir ne boklar yedi o süre zarfında. Yani evet Yani hani zaten yani. 2 ay boyunca hiç sesi soluğu çıkmayan bir insanı zaten yol verin gitsin. Çünkü ne yaptığı ne ettiği belli değil. Nereye gittiği yani 2 ay boyunca ne yaptığı Bir niye de 2 ay durabiliyorsa zaten hiç yani iletişim kurmadan. zaten sevmemiştir ya da unutmuştur ya da umursamıyordur ya da sizin kadar çok sevmemiştir. Aynen ya, zaten ben şuna inanıyorum. Gerçekten sizi seviyorsa sizde iletişimsiz kalmayı göze alamaz. Yani sevgilisiniz, şimdi bir geçmiş olan birinden bahsediyoruz. Hiç sevgili olmayan insanlar birbirlerine aşırı uzun tripler yapabilir. Zaten geçmişleri yok, onlar için öyle kalmak kolaydır. Ama diyelim ki uzun süredir sevgiliydiniz. 1 sene, 2 sene, ne bileyim 5 ay, 6 ay. Hani kişisine göre değişir o genç uzunluk kavramı da, neyse. Aranız bozuldu bir şekilde, ayrıldınız falan, tartışma oldu, bir şey oldu ya da daha başka problemler vardı. Yani sizinle iletişim kurmadan uzun süre zaten sizi seven insan duramaz. Yani bu çok mümkün değil. Duruyorsa zaten o ya bir yere gitmeyi planlamıştır, bir tarafı bir deneyecektir. Onun için zaten kasıtlı olarak gitmiştir. Aradığını bulamadığı için de birkaç ay sonra geri döner. Ama gerçekten böyle bir, yani zaten yanlış karar aldıysa geri dönecek o kişi. Yanlış bir karar aldığını düşünüyorsa geri dönecek. Ama aldık, o da 2 gün 3 gün içinde olur yani en fazla. Hani ben bilmiyorum. Bence 2 gün 3 gün bile çok. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum ama bazı insanlar çok inatçı olabiliyor. İnadından adım atmayabiliyor. Mesela sen de biraz inatsın. Yani buna 2 hafta diyelim biz. Yani 2 hafta içerisinde Ben geri kabul etmem 2 hafta. mutlaka 2 hafta içerisinde bunları uyguladıktan sonra dönmesi gerekiyor. Zaten hani seviyorsa zaten dönmeli İki de. hafta çok değil mi ya? 15 gün ya, 14 gün, neyse. Çok Yani uzun yani 2 hafta. bazen insanların da hani kendisini dinlemeye ihtiyacı olabiliyor yani. Hani biraz daha çok aslında uzak kalıp hani hiç konuşmadıkça hani daha çok bazı şeyler, değerler, kıymetler biliniyor. O yüzden diyorum hani sürekli mesaj atmayın, sürekli boğmayın veya sosyal medyadan sürekli onunla ilgili göndermeli mesajlar atmayın. 2 hafta çok, 2 hafta çok. Aslında baktığın zaman çok değil. Ama yani hani birazcık da sen şizofrenlik yapıyorsun 2 haftada kim bilir ne yapmıştır falan. Zaten bu da zaten 2 hafta boyunca da güvenemeyeceksen zaten. Ama 2 hafta Hiç nasıl duruyor? güvenememişsin Hayır. demektir yani. Güvenmek değil. 2 hafta boyunca nasıl durabiliyor? Ya bir insan kendini dinlemesi için 2 hafta, ne bileyim yani, hani bence sorunlar birlikte çözülür. Ayrı ayrı kafanın içinde hangi sorunu çözeceksin ki? Yani o olaya öyle bakma. Hani şimdi baktığın zaman o şekilde işin içinden çıkamazsın. Çünkü bir kere ayrılmışsın ve 2 hafta boyunca zaten iletişim halinde değilsin yani konuşarak zaten bir şeyleri çözseydin zaten ayrılık olmazdı.
Bunu bu taraftan bakacaksın. Ya evet ama yine de bilmiyorum. Ya ben kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Ben 2 hafta boyunca yani ben bir de şu da var mesela siz ona bir adım atıyorsunuz, arıyorsunuz, soruyorsunuz bir de cevap vermiyorsa üstelik. Orası daha sakat zaten. Ama ben 2 haftanın çok olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. O öyle diyor. 2 hafta diyor. Zaten bu videoyu oluşturmak isteyen de oydu. Evet, siz beni dinleyin sadece. Onu boş ver. Bu tarafa evet Yalnız bakartmayın. 2 yıldır ilişkisi olan benim. Yani Bence beni dinleyin. komik bir olay değil bu. Yani senelerdir ilişkisi olan da bendim yani. Bu aralara kadar falan diyormuşum. Neyse. Şimdi konuya gelelim. Konu zaten belli. Kafamı karıştırıyor şu an zaten Ya konuşmaktan. sen niye o kadar Bir ciddisin? dakika, konuşmakta zaten zorluk çekiyorum çoğu zaman. Anlatamıyorum da neyse. Yok yok gayet güzel anlattın ama dur ben şöyle Beni toparlayayım. konuşturmuyor ki. Tam pardon özür dilerim konuşacağım. Ben ne söyleyeceklerimi unuttum. Ben hani videonun başlığıyla alakasız yerlere gitti sürekli sabote ettiğin için falan. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Yani zaten umursamayacaksınız. Umursamıyormuş gibi yapacaksınız. Sevmiyormuş gibi yapacaksınız. Yani o şekil yapmanız gerekiyor ki hani bu bensiz yapabiliyor görsün yani. Bunu görmezse hani değerinizi anlamayacaktır zaten. Zaten hani değerinizi anlasaydı bırakıp böyle gitmezdi. Ağzını yüzünü yamultmak isterdi. Yani dediğim şekilde yani ben bu söylediklerimi hani gerçekten hani yavan atmayın. Hani ciddi insan zihninde önemli olan şeyler. Yapma. Ondan sonra ne diyordum ben yine ondan sonralara başladık. Neyse bu videoyu burada bitireyim. Bu Bitir videonun beni. ama Bitir ikinci beni. kısmını yaparız yani. Yaparız yaparız da Evet. bitirmeyelim. Dur ben de kendi fikrimi söylemek istiyorum. Sen söyleyeceklerini bitirdin mi? Söyleyeceklerim aslında bitmedi ama ben ikinci videoda söylemeyi planlıyorum onları. Çünkü sen bu videoyu sürekli sabote ettin. O Ya yüzden etmedim ya. Sen kendi başına ay konuşacaksan ben niye buradayım o ay zaman? tamam da sen böyle hani ben tam maddeleri sayarken hep girdin konuyu değiştirdin farklı yerlerden girdin Ama benim çıktın kafamda bir falan. şeyler takılıyor burada şimdi. Tamam Kafana sen devam et ya. tamam sen devam et. Hani söyleyeceklerini söyle. Bu videonun zaten ikincisinde Tamam bu videonun ikincisi evet ne olacak o zaman. olacağını söyleyeceğim. Peki ama ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Mesela dedi ki o işte sevmiyormuş gibi yapın. Ben siz de yapabiliyoryu görsün dedi. Bence zaten bunu mış gibi yapmamak lazım. Zaten karşınızdaki insan sizden ayrılırsa bak ben seninle iyiyim. Muş gibi yaparsınız bir bakıyormuşsunuz ki sevmiyormuşsunuz. Sevmem neyse onu. Bir tane söz vardı da YouTube'dan görmüştüm unuttum şimdi. Tamam devam. Sabote ettin beni. Sen edeceksin yani Sabote az etti önce. ya. Neyse. Ya ben çok ona katılmıyorum açıkçası. Bana yapıyorsun. Ya ben dediklerine çok fazla Ya katılmıyorum. bunu dinlerseniz mağdur olursunuz. Gerçekten yani dinlemeyin. Hani bütün mağduriyetleri yaşarsınız. Zaten Türkiye'nin %85, %90'ı mağdur oynuyor. Yani gol yemiş taraf. Yani İşte o... ben diyorum ki gol atan taraf olun. O yüzden strateji yapmayın. Açık açık konuşun. Baktınız konuşunuz gibi olmuyor mu? O zaman yürü git kardeşim Hayır deyin o yani. öyle olmuyor. Strateji yapmanız gerekecek. Çünkü hani gerçekten bazı konular, bazı olaylar strateji istiyor. Yani strateji yapmazsanız bu sefer böyle her şeyi açık açık konuşursanız böyle yani bir tarafınıza bakarak geri dönersiniz. Ben size Öyle mi ona oldu senin? benim öyle olmadı da yani şimdi beni niye Tüm olmuş gibi karıştırıyorsun? konuştun. Hayır yani bu böyle olur genelde Ya yani. dürüstlük iyidir. En azından bak ha güzel bir yere geldim. Mesela diyelim ki siz yani eski sevgili geri nasıl döndürürden başka bir yere gibi kayıyor oldu ama dürüst konuştuğunuz için pişmanlık duyuyorsanız karşınızdaki insan o zaman ergendir. Sizin dürüst oluşunuzla eğer bir şeyler yoluna girmiyorsa en azından nereden dönmeniz gerektiğini daha erken anlamış olursunuz. Zaman kaybetmezsiniz. Çünkü stratejiyle size bağlanan, stratejiyle sizin hayatınızda gelen insan zaten geri gidecek. Onun sizin hayatınızda olması için çok daha sağlam bağlanma sebeplerine ihtiyacı var. Yani ben çok katılmıyorum açıkçası. Yani tabii ki şunu karşı tarafa göstermemiz lazım. Ya bu kişi ben varım diye mutlu ama ben olmadığım zaman dağılmaz. Bunu zaten karşı tarafın bilmesi lazım ama bunu stratejik olarak değil, gerçekten öyle hissettiğiniz için, gerçekten öyle düşündüğünüz için yaşayıp göstermeniz lazım. Yani sevgiliyken de zaten sizin bir sürü kendi işinizle gücünüzle bir sürü işiniz vardır ve onunla ilgilenmeniz gerekiyordur zaten.
Bu zaten böyle olmalı. Şimdi işe güce girmeyelim. Strateji önemli bir şey. Ama tabii bu sevgilinin mesela birinci senesinde, ikinci senesinde tabii ki hani kartlarınızı açık oynamanız gerekiyor ayrılıklar hariç. Onun dışında hani ilk böyle sevgililiğe başladığınız zamanlar ya da olma evresindeyken böyle stratejik gitmeniz gerekiyor, taktik yapmanız gerekiyor. Yoksa gerçekten hani insanlar kolay elde ettiği bir şeyi çabucak sevemiyor, sıkılıyor, geçiyor diyeyim ben size. Yani gerçekten bu böyledir. Yani Türkiye'nin zaten %80'i, %85'i de ergendir. 50 yaşından tutun 60 yaşına kadar. Ergenlikler bitmiyor. Ergenlikler sadece 15-16 yaşında sınırlı değil. Yani 7'den 65'e 70'e kadar ergenlikler devam ediyor. 70'ten sonra zaten bunama evresi falan başlıyor. Yani yine yani Türkiye'de kafa gidik yani çoğu Doğru, oranla. doğru söylüyor. Evet, bu Evet, konuya o yüzden katılıyorum. strateji yapmanız, taktik yapmanız gerekiyor. Hani bunu yaparsanız eğer gerçekten hani sevdiğiniz, istediğiniz bir ürünü elde edebilirsiniz. Onun dışında çabucak hani hemen yelkenleri suya indirirseniz hani gerçekten karşı tarafa kolay elde edilmiş izlenimi verirsiniz. O da sizden çabuk sıkılmasına neden olur. Bu yüzden hemen yelkenleri suya indirmiyorsunuz. Biraz zor oynayın. Hani zor olamıyorsanız da zor taklit yapın bari. Yani öyle diyeyim, ne diyeyim. Yani bu şekilde davranın. Benim bu videoda söyleyeceklerim yani az çok bu kadar. Yani pek kulak asmayın. Buna kulak asarsanız gerçekten mağdur olursunuz. Mağduriyetin nirvanasını yaşarsınız. Hiç katılmıyorum. Sonra mağdurum, ben mağdurum diye bağırırsınız yollarda. Benden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler. Dur, otur otur. Evet. Bir şey diyeceğim, dur. İlk oturttuğun altında pijama vardı. Gibi. Ya şey diyeceğim, diyor ya o zor oynayın diye. Ya onun yerine gerçekten zor olun. Benim dediğim şey size hani kendinizi, kendi iç dinamikleriniz dolu olsun. O onu görsün zaten. Ben demiyorum ki hani böyle şey ezik ezik, aa canım benim ben sana aşığım falan giden bir insana böyle bir şey demeyin zaten. Ya da ilişkiye başlıyorken de ben de zaten seni istiyordum. Hadi bakalım sevgili olalım. Zaten sizin de bir durmanız, bir düşünmeniz gerekmiyor mu? Hayatınıza birini alırken zaten bir süzgeçten geçirmeniz gerekmiyor mu? Zaten sizin ilgilenmeniz gereken ondan başka bir sürü işiniz yok mu? Zaten Belki yok onlarla yani. ilgilenin. Nereden biliyorsun? Ama yani ne bileyim, öğrenci bile olsa insan kendini geliştirmek için bir şeylerle uğraşır sürekli. Yani bir insanı 7/24 düşünecek kadar boşsanız zaten sizin önce kendi benliğinize karşı bir şeyleri bir doldurmanız gerekir. O yüzden ben stratejilerin, taktiklerin ya temelde işe yaramayacağını düşünüyorum. Çünkü yaptığınız her stratejiyi karşı taraf anlar. Bana da zamanda yapanlar oluyordu. Ben hepsini biliyordum. Diyordum ki ezme diyordum yani. Ezik diyordum yani. Anladın mı? Yemiyordum yani. Yemez. Kafası çalışan bir insan gerçekten yaptığınız stratejiyi yemez. Ama Uğur'un dediği şurada katılıyorum. Gerçekten giden bir insana ben sensiz de yapabilirim mi göstermeniz lazım. Ama Uğur diyor ki zor değilseniz de zor gibi görünün diyor. Ama o kısacık evrede gerçekten zor olmayan birisi nasıl zor birine dönüşecek? O hemen öyle hadi geceden sabaha ya da bir haftada dönüşeyim gibi bir şey değil ki. Bence önce insanın kendi iç dinamiklerini bir doldurması lazım. İçini gerçekten doldurması lazım. Gerçekten onu istemeyen bir insanın zaten analiz edebiliyor olması lazım. Ettikten sonra sen beni istemiyor musun? Ben seni hiç istemiyorum o zaman diyebilmesi lazım. Zaten gidiyorsa, gitmek istiyorsa döndürüp ne yapacaksın ki sen onu? Sanki mutlu mu olacaksın onunla? Ne yapacak? Sana üstten davranacak. Stratejiyle dönen insan sen dürüst olduğunda hep seni aşağılayacak. Sana işte böyle üstten konuşacak. Kendini bir bok zannedecek falan. Gerçekten bir bokmuş gibi. Siz onu umursamadığınız zaman da paşanıza yapışacak. Ömür boyu bir insanla siz strateji yapamazsınız ki. Onunla mı Zaten uğraşacaksınız? ben ömür boyu yapın demiyorum. Burada sen bu konuyu Ama çarptırıyorsun. ayrılma durumuna gelirlerse sık sık ne olacak? Ayrılma durumuna gelmemeleri lazım. Ben diyorum hani birinci senesinde, ikinci senesinde artık taktik yapmayı bırakmalısınız. Diyelim 3. senede ayrıldılar. Tam zaten hani bir insan zaten niye ayrılır? Çok kıskançtır, şiddetli geçimsizlik vardır. O yüzden ayrılır. Veya hani bir kişi aldatmıştır. O yüzden ayrılır. Veya hani başka bir nedenler vardır. Yani başka bir nedenlerden kastım Herkesin şu. kendine özeldir aslında işte. Yani ama genel olarak sayıyorum ben. Hani başka bir nedeni de ne bileyim işte bir birey ailesine daha çok önem veriyordur. Aile onu istemiyor. O şekilde Evet, ayrılmışlardır. o da olabilir. Yani bu da bir etkendir. Yani neyse hani kısacası bir insan zaten hani size şöyle net bir şekilde istemiyorum derse
Ya da hani kesin bir dille hani sizi reddederse zaten hani böyle bir insanla uğraşmayın. Çünkü siz Aynen. hani onu bir şekilde ikna ettiniz diyelim. İkna etseniz bile daha sonradan sizin bu sefer bu kişiye karşı güven probleminiz İşte oluşacak. ben de onu diyordum Şöyle zaten. olacak yani hani tamam bu döndü ama ben hani bu sefer kendi içinizde bunu söyleyeceksiniz. Bu döndü ama hani yani bu kadar her an gidebilirmiş gibi bir algı oluşacak size. Onun korkusuyla yaşayacaksınız. Bu korku çok kötü bir şeydir gerçekten. Hani her an sevdiğiniz insan, hayal kurduğunuz insan elinizden kayıp gidecekmiş gibi gelir. Ve şöyle bir şey de var. Hani yani o şekilde hani güvenmediğiniz, hani güvenemeyeceksiniz bu böyle olduğu için. Güvenemediğiniz bir insan da zaten hani ömür geçmeyecek gerçekten. O yüzden hani bir insan size net bir şekilde istemiyorum veya reddediyorsa zaten hani bırakın gitsin. Geliyorsa da zaten siz kabul etmeyin. Ama böyle ben şunlardan bahsediyorum. Hani bir ergen ilişkileri vardı böyle çok kıskançlıktır. İşte sonra birbirlerini çok sıkarlar, sonra birbirlerinden çok sıkılırlar. Sonra bir kişi ayrılmak ister. Hani bu kız erkek fark etmiyor gerçekten. Bir taraf ayrılmak ister. Diğeri de işte hani beni sevmiyor mu acaba diye böyle karalar bağlar falan. Sonra belki o geri dönmek istiyordur ama birazcık inadındandır veya nasıl diyeyim gururundandır dönmek istemiyordur. Ama diğeri de işte sürekli ona mesaj atarsa bu sefer yine bunu kabul etmeyecek. Çünkü hani bir kere inada binecek iş, bir kere siz basit geleceksiniz, bir kere hani kolay geleceksiniz, onun sol cebinde gözükeceksiniz. Yani o yüzden hani ben en başından beri böyle hani umursuyorsanız da umursamıyormuş gibi yapın. Hani mesaj atmayın vesaire. Bunları zaten hani videonun içerisinde çok çok tekrar ettim. Onun dışında şunu yapabilirsiniz. Hani güzel fotoğraflar çekinirsiniz, güzel mekanlara gidersiniz. Hani daha önce hiç böyle yapmadığınız, gitmediğiniz yerlere gidersiniz. Hani böyle hani yani şöyle dersiniz ki hani bak ne kaybettiğini gör gibisinden mesaj verirsiniz. Yemin Zaten ediyorum tam dayaklık hareketler yapıyorsun ya. Ben delirdim akşamına yani. evet bak görüyorsunuz delirip sonra akşamına mesaj atıyorlar. Hayır, engellerim. Hayır hiç öyle olmuyor yani. Ya siz beni dinleyin bu ilişkilerin ben kitabını yazdım. Yazarken kalemim mürekkebi bitti sonra nerede kaldığımı unuttum. Öyle yarıda kaldım ama bitirince yayınlatacağım yani. Neyse boş yapmayayım. Yani bilmiyorum aslında temelde ikimiz de benzer şeyleri söylüyoruz ama ben diyorum ki sıfır strateji olsun. Çok net olun. Uğur diyor ki hani Uğur'un dediği şey garanti olsun kesin dönsün. İşte hani egoma ters düşmesin diyor ama bence bunu yapmayın. Ben yapamam yani öyle bir şey. Bana Hayır bunun tutacak. ego ile alakası yok ki bu sefer de sen karşı tarafın asıl egosunu şişireceksin. Şişsin, balon gibi patlatmasını da bilirim İşte öyle yani. olmuyor. Sen zaten onun bir kere egosunu oraya çıkarttığın zaman, ipleri onun eline verdiğin zaman bu sefer sen hav hav oluyorsun tam bir. O yüzden Hiç katılmıyorum. sen neyse o ne isterse sen onu bir bakmışsın ki yapıyorsun. O yüzden hani ilişkiye de ilk başlarken böyle hani ipleri tamamen ya siz kendi elinize almayacaksınız tamamen de karşı tarafın eline vermeyeceksiniz. Ya Bir her ortak zaman olacak zaten. evet her zaman insanın bir çizgisi olacak. Ne sen o çizgiden geçebileceksin o da senin çizgini aşabilecek. Yani bu şekilde E gitmesi tabii ki gerekiyor. öyle olması lazım da. Ya zaten eğer bu şekilde gitmezse hani bir ilişkiyi yürütemezsiniz. Bu dediğimiz bahsettiğimiz kavgalar sürekli olur. Sürekli kavga çıkar. Sürekli tartışırsınız. Kıskançlıktandır. Mesela benim bir arkadaşım var. Ondan 11'den sonra kız arkadaşı nasıl söyleyeyim dışarı çıkmasına izin vermiyormuş. Yani işte çıkınca da kavga çıkıyormuş falan. Böyle Kim ki hani izin vermiyor? Kız mı izin vermiyor, erkek kız mi? erkeğe izin vermiyor. Ya izin İşte vermek ne ya, hani sahibi böyle gibi? Kafaya bak tamam yani. hani bir insan hani bir erkek olarak ben mesela ben de kız arkadaşımın gece dışarı çıkmasını istemem yani. Ya işte Hani siz bunu mu dinliyorsunuz? hayır yani çünkü dışarıda gerçekten hani it kopuk sapık Ya o insan ayrı canım tabii sapık ki. insan dolu yani hani Ama tamam hani arkadaşlarıyla eğlenemeyecek mi yani ya çıkıp? şimdi arkadaşlara da tam güven olmaz ki yani hangi devirdeyiz yani bakıyorsun arkadaş diyorsun göt ayağı çıkıyor şimdi beni küfür ettirme yani o yüzden Kız arkadaşlarıyla. belki lezbiyenlerdir bu tabii şakaydı da yani kız arkadaşlarıyla çıkabilir ama yani dediğim gibi hani bir gece vaktinde kızların hani bir yerde eğlenmesine ben karşıyım yani çünkü hani bir kere kıskanırım yani. Kız arkadaşlarıyla da gitse bile bir kere hani sarf uygun değil.
Onun dışında hani dediğim gibi it var, kopuk var. Neyse ben ne anlatıyorum şimdi? Evet arkadaşlar. Şimdi neyse bu çok saçma bir yere gitti. Yani istemem, erkek kıskanır şimdi, tamam, ama kadının da yani onu yapması erkeğe saçma geliyor bana. Çünkü erkeğe ne yapacak? Biri tutup şey yapacak hali Oğlum yok sen yani. linç yiyeceksin ya, ne diyorsun Hayır sen yani ya? şimdi tamam da ben hani şey olarak söylüyorum. Dışarıda salak insanlar dolu yani. Bir erkeğe kimse bir şey yapamaz ama Ya nasıl yapamaz ya? yapamaz, tutup şey mi yapacaklar yani? Şimdi Ya baktığım ay canım. zaman yani şimdi bir erkeğe laf atamaz bir kız yani dışarıda, ama sapık erkek, bir sapkan erkek tutup da kıza dışarıda laf Bir gay atabilir biri de yani. bir erkeğe saldırabilir. Ya o çok istisnai bir durum çünkü Neyse o yani. olmaz, evet de. Ya kız da ne yapar? Taksiye biner gider, ya da sevgilisi gider alır onu. Ya da ne bileyim işte evinin yakınlarında bir yerde olur. Daha yani tutup İstanbul'da sonuçta düzgün yerler de var gidebileceğin. Tabii bizim buralarda falan gecenin vakitlerine dolanırsan Allah'ın Yani. halkalısında başına her türlü iş gelebilir. Neyse Evet. ben yani Uğur'un dediği birazcık bilmiyorum. Ben çok ora katılmıyorum Ya bu bana konuda. katılacağınıza eminim. Ama tabii birbirinizi darlamayın. Yani darlayacaksanız 11'den da. sonra dışarı çıkamazsın diyorsun ama darlama Hayır diyorsun. ama bu hani biraz da güvenlik açısından yani. O yüzden hani darlama Sana açısından değil. güveniyorum, ben çevreye güvenmiyorum diyor Evet yani. yani birazcık da öyle yani. Çevre gerçekten bozuk yani. Gerçekten hani sapık insanlar var yani. Burada hayvanlara, köpeklere bile tecavüz haberleri görüyoruz Ya o yani. ayrı, evet o ayrı. Ona göre yerlerde dolaşmak İşte ona lazım göresi yani. olmuyor Sokakta yani. da gezmeyeceksiniz tabii ki. İyi yerlere gidene kadar bir sürü kötü yerden geçiyorsun. Öyle de bakmak lazım şimdi. Yani şimdi taksiye bin git diyorsun. Herkesin mesela taksiye binmeye de durumu Ama yok. o zaman gece eğlence parası da olmaz zaten. O zaman otomatikman Yani yapamaz onu. şimdi öyle, onu öyle, o hesaplara girmeyeceksin işte hani. Kısacası hiçbir şekilde hani dışarı çıkmaması gece. Ya da çıkacaksa sevgilisiyle çıksın. Ya evet, tercih odur zaten, ama sevgilisi de gelmiyorsa o da arkadaşlarıyla eğlenmek isteyebilir yani, bunda bir sakınca yok. Ama tabii ki yani sevgiline de güvenmen lazım. Etrafa zaten ya bir şey diyeceğim, yolda yürürken bile bazı insanlar var. Bakıyor yani, anladım, onu engelleyemezsin ki, etrafı zaten engelleyemezsin hiçbir zaman. İlla ya, bir de ülkede sonuçta polisi var, şeyi var bunun. Herkese o kadar da saldıramaz yani. Hayır ama polis Biber gazı taşıyayım mesela yanınıza, ben taşıyorum sürekli. genelde olay olduktan sonra geliyor. Yani hep bu böyle olmuştur. Böyle gördüm ben. Yani polise de çok güvenmeyin. Olay bittikten sonra geliyor polis. Hani çok kulak asmayın. Dediğim gibi hani çıkarmayın kız Çok arkadaşlarınızı merak geceleri ediyorum dışarıya. hangimizin görüşüne katılacaksınız acaba? Evet. Biz zaten genel olarak Uğur'la çok zıtız yani. Her anlamda çok Videonun zıtız. 11. dakikalarında da benzer karakterleriz falan diyordun. Hayır, Bak benzer şimdi karakterleriz vurdurma demedim. yani. Benzer şeyler düşünüyoruz dedim. Şöyle benzer şeyler düşünüyoruz. Zaten sizi istemiyorsa gitsin. Okey, o konuda hemfikiriz. Gerçekten zor olun diyor. Bence de zor olun. Kendi kişiliğiniz, duruşunuz olsun. Şurada ayrılıyoruz. Uğur'daki değilseniz de mış gibi yapın diyor. Ben dedim ki bence yapmayın. Yapmak zorundasınız Kadrajdan ama. çıkma, şöyle gel biraz. Yapmak Hello. zor. Dakika, dur, Taksim miydi lan? Ne diyorsun Öyle ya? bir şey. Taksim'de dayı vardı ya. O geldi aklıma Ya şimdi. ben o stratejiye hiç katılmıyorum. Farklı olduğumuz nokta o. Zaten sen farkındaysan videonun başında öyle Mona Lisa gibi duruyordun. Şimdi böyle bir rahatladım falan. Evet, şu an kopabiliyoruz yani. Neyse arkadaşlar, biz genel olarak Uğur'la gerçekten de çok farklıyız yani, zaten ikiz de değiliz. Tabii ki de farklı olacağız ama yani hem tip olarak, acaba biz benziyor muyuz tip olarak ya? Gelsene şöyle bakayım, benzeten olacak mı hiç? Oğlum ben enayi gibi duruyorum burada. Dur beni çekme öyle. Kötü çıktım. Hayır ya, aslında onun normalde tipi benden daha düzgün ama şu an ışık mı ters geliyor acaba? Niye sen kötü çıkıyorsun şu Kötü an? mü çıkıyorum lan? Ben daha iyi çıkıyorum bence. Allah Allah. Ben iyi yazıyorsam olur, yazın 22-30'a gönderin falan diyormuş. Abi de gönderiyor varmış Lan gerçekten. yok ya, kim gönderecek? 22-30 diye bir numaramız yok, Yok işte göndermeyin. ya, yapan olur falan, bir de neyse. Şaka Şey, yani bu. SMS'ler patlıyormuş falan. Ya da domates işareti falan atıyorlarmış falan. Evet, benim söyleyeceklerim bugünlük Ay bu çok kadar. güldük ya, ağzım Bu videonun patladı. ikincisini 10.000 like gelirse çekiyorum. Gelmezse şansınıza küssün arkadaşlar. Yani 10.000 like altını ben video çekmem şimdi. Yani ilk YouTube videomdu bu. Neyse ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Gidiyor mu lan hakikaten? Gideceğim daha, artık yeter daha. Çektik ikincisini, 10.000 like'tan sonra çekiyoruz. Zaten 10 like anca gelecek, biz yine çekeceğiz zaten. Bu işin şakasıydı, neyse. Evet ben gidiyorum.
Yani bugünlük bu kadar olsun gerçekten. Biz bambaşka yerlere girdik. Evet. Bence bu videonun konusu genel ilişkiler üzerine sohbet Ben olsun. evet ben yani aslında anlatacağım şeyleri tam olarak anlatamadım. O yüzden dedim ikinci video olsun diye. İkinci videoda ben gerçekten hani kapsamlı ve donanımlı bir şekilde size bunları anlatacağım olayları. Gerçekten çok işinize yarayacak şeyler olacak. İkinci Stratejik videodan video arkadaş. evet ikinci videoda o yüzden görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Bye. Şöyle gideyim de pijamam Işığa giriyordun aslında. Evet arkadaşlar, kapatıyoruz artık videoyu. İkinci videoda bakalım Uğur nasıl donanımlı gelecek, ben de merak ediyorum. Strateji dedi, ben Uğur'a katılmıyorum. Bence netlik, dürüstlük her zaman daha iyidir. Gidiyorsa baştan gitsin diyorum ben. Çok anlaşamadık. Birbirimizi tam iyi ifade edip dinleyemedik de aslında. Biraz kaotik bir durum mu oluştu, ne oldu bilmiyorum. İzleyince göreceğiz biz de. Bakalım, neyse ilk videonun artık kusuru olmaz. Biraz Uğur heyecanlıydı çünkü. O heyecanlanınca ben de heyecanlandım otomatikman. Artık bakalım, izleyip göreceğiz. Yalnız sen gidince benim ışığım düştü ha. Allah. Orayı aydınlatan bendim çünkü. Aynen, gelsene şuraya. Mis gibi parlıyordum. Evet, sen gittin, ışık söndü. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Yorumlarınızı mutlaka yazın. Hoşça kalın. Arkadaşlar merhabalar. Bugün yanımda kardeşim olacak. Kardeşimle birlikte daha önce küçük bir videomuz vardı. Ben arabada beni bırakıyordum. Bir kapatalım, baştan alalım. Ben giriş yapamadım ya. Arkadaşlar merhaba. Bugün bir ilişkiler videosuyla karşınızdayım. Aslında karşınızdayız çünkü kardeşim de yanımda. Kardeşim Uğur. Öncelikle hoş geldin Uğur. Cıvıtma ya oğlum cıvıtma abi video çekemeyiz yani. Ya. Arkadaşlar merhaba. Bugün bir ilişkiler videosuyla karşınızdayız. Yanımda ya sen biraz bir siktir git şuradan bir. Sen bir git, ben açılış yapayım, öyle gel. Arkadaşlar merhaba. Bugün bir ilişkiler videosuyla karşınızdayım. Bayağı enerjik açtım çünkü bu videoyu üçüncü çekme denememiz falan. Ben girişe girer girmez kardeşim kahkahalara boğuluyor. Neyse, daha önce kardeşimle bir arabada giderken minik bir böyle bir küçük bir söylentisi vardı. Bir saçıma bir yorum yapıyordu. Neyse. Şimdi de birlikte video çekmeye karar verdik ilişkiler üzerine. Gel yanıma bari. Evet kardeşim Uğur. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Kemal? Kemal Kılıçdaroğlu var mı? Gel bakalım. Bu kadar geleceğimizi tahmin etmiyordum ya, neyse. Evet. Tamam, ciddi olalım. Ağzımızı yüzümüzü bir düz. Oğlum bunu atacağım lan. Kemal Kılıçdaroğlu bile doğru düzgün söyleyemiyor. Bu olmaz. Oğlum baştan yapayım şunu, dur ya. Allah aşkına bak, birden kovmuş. Neyse devam devam. Baştan dersek bu hiç bitmez. Tamam devam. Neyse baştan. Arkadaşlar merhaba. Bugün bir ilişkiler videosuyla karşınızdayım. Aslında karşınızdayız. Ama ne yapacağız Uğur, böyle niye böyle yapıyorsun sen ya? Ne oldu? Ne? Benim tüm Ya ne var at gibi tipinde? çıkıyor. Oğlum ben gündüz. Arkadaşlar merhaba. Bugün bir ilişkiler videosuyla karşınızdayız. Niye güldün? Sen Arkadaşlar merhaba. misin?